hastalığı nedir diye Einstein Ceren hocamızı soralım. Merhabalar. Kalp kapak hastalıkları biliyorsunuz aslında önemli kalp hastalıkları içerisinde. Nedir dersek kapak hastalıkları, şimdi kalbin biliyorsunuz 4 tane kapakçığı var diyelim. 4 tane boşluğu var ve 4 boşluk arasında da kapaklar var ve kalpten çıkış kısmında da kapakçıklar var. Bu kapakçıklar kalbin ileriye doğru, kanın ileriye doğru gitmesini ve geriye doğru kaçmasını engelleyen kapakçıklar, fonksiyonel kapakçıklar. Sağda 2 tane, solda 2 tane olmak üzere 4 tane kapakçık var. İşte türküspit ve pulmoner kapak sağ tarafta, sol tarafta da mitral ve aort kapak dediğimiz kapakçıklar. Bunlar tabii zaman doğuştan bir problem olabilir. Özellikle pulmoner kapakta ve türküspit kapakta doğuştan problemler olabiliyor. Bazen mitral ve kapak ve aort kapakta da doğuştan problemler olabiliyor. Ama daha çok gördüğümüz problemler yaşlılık, ileri yaşlarda gördüğümüz problemlerdir. Kapak hastalıkları ile ilgili aklımızda kalan daha çok. Yani doğuştan da olabiliyor. Tabii doğuştan da. Özellikle doğuştan pulmoner kapakta stenoz, yani darlık olabiliyor. Daha çok tek başına da olabildiği gibi daha çok diğer doğuştan anomalilerle birlikte, kalpli deliklerle birlikte de gözüküyor daha çok. Türküspit kapakta da bazen Epstein anomalisi dediğimiz bir anomali var. Onunla birlikte gözükebiliyor o problemler. Mitral kapakta da doğuştan darlıklar ve yetmezlikler olabiliyor. Paraşüt mitral dediğimiz bazen yapısal problemler olabiliyor. Aort kapakta da daha çok, hani bizim yani onu çok hastalık olarak kabul etmiyoruz ama büküspit aort diyoruz. Normalde 3 yapraklı olması gereken 2 yapraklı olabiliyor. Bu da daha çok doğuş esnasında sıkıntı yaratmıyor da, çocukluk çağında sıkıntı yaratmıyor ama böyle 40-50 yaşlara geldiği zaman o kapak çok daha çok dejenerasyona uğrayabiliyor. Ve kapakta darlık ya da yetmezlik gelişebiliyor. Aynı zamanda bu büküspüt aort dediğimiz, yani 2 yapraklı olan aort kapak hastalıklarında aort damarında da genişleme ve orada yırtırmalar ve anezmalar oluşabiliyor. Problem genelde ne oluyor? Ya darlık oluyor ya yetmezlik oluyor. Yani o kapak ya daralabiliyor ya da yani daraldığı zaman ne oluyor? Kanın ileri geçmesini engelliyor. Ya da kapakta kaçak olabiliyor. Kapakta kaçak da kapandığı zaman geriye kaçmasını engellemesi gerekirken geriye doğru kanın gitmesine sebep olabiliyor. Bu her iki durumda da hastalığın durduğu, yani kapağın olduğu yere göre farklı problemler oluşabiliyor. Şimdi özellikle bizim daha çok problemleri karşılaştığımız problemler sol kapakçıklar. Yani mitral ve aort kapakçıkları. Bu erişkin çağda, yani genç, orta yaşta ve ileri yaşta hani olan problemler. Bunda gençlerde de görülüyor mu? Gençlerde de görülmesinin en büyük sebebi, yani doğuştan anomali dışında işte romatizmal kapak hastalıkları arasında gözükebiliyor. Romatizmal hastalığı, yani romatizmal, bildiğimiz romatizmal hastalık değil de özellikle 5 ile 12 yaş arasındaki çocukluk döneminde boğazda oturan bir bademciklerde ya da boğazda yapan bir mikrop var. Ahemolitik, betamolitik, streptokok dediğimiz bir işte beta mikrobu diye geçiyor halk arasında. Bir mikrop normalde orada boğazda enfeksiyon yaptığı zaman daha sonra ona karşı oluşan antikorlar gidip kapakçıklara zarar verebiliyor. Kapakçıkları da düşman gibi görüyor. Hani mikrobu mikrop gibi algılıyor kapakçıkları ve oralara hasar verebiliyor. Bu daha çok çocukluk çağında hani oluyor ilk başlarda. Daha sonradan da bu atak geçtiği zaman da ilk başta çok problem olmasa bile daha işte 15-20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra o kapak iyice dejenerasyona uğruyor. İşte kalınlaşıyor, kısalıyor, yapışıyor ve kapakta ciddi problemler oluşuyor. Özellikle mitral kapak için söylüyorum bunu. Aort kapakta da aynı derecede olabilir. Nadiren de türküspit kapakta oluyor. Yani eskiden çok yaygındı bu romatizmal kapak hastalığı. Şu anda yani 3. dünya ülkelerinde hala yaygın.
Afrika'da olsun, böyle Hindistan gibi yerde. Yani, işte etkeni sebebi işte mikrop, çocuk hastalandığı zaman doktora işte geç gitmesi. Yani maalesef eskiden çocuk doktoru nerede göreceksin? Hatta doktoru nerede göreceksin? Eskiden çok yaygındı ama şu anda yani Avrupa'da, Amerika'da neredeyse bitti gibi, yok gibi. Türkiye'de de hemen hemen çok azaldı. Çünkü Türkiye'de artık yani son 30 yıldır doktora ulaşım daha kolay. Çocuk bademci şiştiği zaman en azından doktora gidiyor. Bir antibiyotik verdiği zaman bunun ilerlemesi ve yayılması çabuk engellenebiliyor. Onun için şu anda çok azaldı. Artık yani biz neredeyse çok nadir görüyoruz. Tek tük görüyoruz yani. Çok az görüyoruz. Esas bizim şu anda kapak hastalıklarındaki problem bu romatizmal kapak hastalığı değil de dejeneratif kapak hastalığı dediğimiz. Dejenerasyon biliyorsunuz yıpranma diyebiliriz yani. Yıllar içerisinde özellikle yaşlı hastalarda burnun sebebi de diyorsunuz yaş şeyi arttı. Yani bundan 30-40 yıl önce belki 50 yıl önce ortalama yaş ömrü 60-70'lerdeyken şimdi artık 80'lerde. Yaş, ya 60-70 yaş arasında artık biraz da böyle yaşlı demiyoruz artık. Yaşlı demiyoruz. Evet, evet. Yani 70 yaş artık bizim için yaşlı. Olgunluk süreci diyoruz. Yani eskiden ben çocukken 50 yaş deyince yaşlı demiştik. Tabii biz 50'lere gelince artık böyle kendimizi yaşlı olarak kabul etmiyoruz. Ve hakikaten de 50 yaşlar artık yaşlı değil, orta yaş grubuna giriyor. Yani 50'ye kadar olanı biz artık genç, 50 ile 70 arasını işte orta yaş, 70'in 80 üzerine çıktığı zaman da artık yaşlı diyoruz. Tabii yaş ilerlediği için de bu dejeneratif kapak hastalıkları da çünkü yıllar içerisinde kapak aç kapan aç devamlı hareket bir süre sonra özellikle aort kapakta kireçlemeler oluyor ve aort darlığı dediğimiz, aort stenoz dediğimiz ciddi bir hastalık gelişiyor. Kapak içini kireçleniyor ve hareketi açılıp kapanması zorlaşıyor, kısıtlanıyor. Kapak alanı böyle işte 2 santim olması gerekirken artık 0.8 santim, 0.7 santim, yani 1 santimin altına kadar düşüyor. Ve bu kapak daraldığı zaman da, aort daraldığı zaman da kan biliyorsunuz sol tarafa geldiği zaman sol karıncıktan işte sol karıncık kasıldığı zaman bütün kanı aort yoluyla bütün vücuda dağıtıyor. İşte o aorta geçmeden aradaki işte aort ile kapak kalp arasındaki karıncık arasındaki o kapakçık işte dejenerasyon uğradığı zaman o zaman kan vücuda yeterince gidemiyor. İşte bayılmalar olabiliyor, işte göğüs ağrıları olabiliyor ve kalp de bu arada tabii çok zorlanıyor. Çünkü kalp kasılıyor, kanı itmesi gitmesi lazım ama önde darlık var. Bir şeyin pompanın bir pompanın önünü tıkayın ya da bir hortumu akan suyun önünü tıkayın ne kadar zorlandığını düşünün. Aynı mantık. Burada da öyle. Kalp çok zorlanıyor. Kalp zaman içerisinde çok büyümeye başlıyor ve kalp yetmezliği de gelişebiliyor. Ani ölümler olabiliyor. Hocam burada kişi kendini çok mu rahatsız hissetmesi gerekiyor? Yani ilk bir zamana kadar çok hissetmiyor. O darlığın bir derecesi var. Mesela gradiyent 50 diyoruz ya da kapak alanı hani 1 evet. santim falan diyoruz. O süreye kadar çok fark etmiyor. Ancak tesadüfen dinlendiği zaman bir doktor tarafından üfürüm duyulabiliyor. Ya da işte yapılan bir eko esnasında ortaya çıkabiliyor. Peki bu eko testini arada bir yaptırmamız gerekiyor mu? Yani tabii. Biliyorsunuz zaten biz belli bir yaştan sonra hem eko testi hem efor testi böyle yılda bir, iki yılda bir böyle 50 yaşından sonra yapılmasını tavsiye ediyoruz. Onun için böyle ben hiçbir şeyim yok deyip çekenler çekinmemek lazım. Yılda bir kere bir kardiyolojiye gözüküp böyle ekoyu da efor testlerini yaptırmak lazım. Çünkü zamanla diyorsunuz. Çünkü aort darlığı tabii. Çünkü aort darlığı özellikle ya da işte mitral yetmezliği dediğimiz mitral kapak dejenerasyonu da aynı mekanizma, biraz daha farklı mekanizma. Onda da kapakta kaçak oluyor. Kapakta kaçak olunca da kalp kan geriye doğru gittiği için kalp çok fazla çalışmak zorunda kalıyor. Hem onda da kalp yetmezliği gelişiyor. Aynı zamanda akciğer tansiyonu da çok yükseliyor. Akciğerlere doğru kan geri gittiği için ciddi pulmoner hipertansiyon dediğimiz akciğer tansiyon yüksekliği oluşuyor ve hastalarda işte ciddi nefes darlıkları işte ritim problemleri gelişiyor kalp büyüdüğü için zaman içerisinde bu atrial fibrilasyon dediğimiz
özellikle ritim problemi gelişiyor ve işte kalp içte pıhtı oturma riski artıyor. Ve işte ciddi kalp yetmezliği, nefes aralıkları, ayakta şişlikler, karın şişlikler gibi ciddi kalp yetmezliği gelişebiliyor. Bu da daha çok mitral yetmezlik de aynı şekilde yaşla birlikte, dejenerasyonla birlikte artabiliyor. Yani romatizmal değilse genelde bazen işte prolapsus diyoruz ya da işte ne diyorlar halk arasında sarkma diyorlar. İşte kalp kapağımda sarkma varmış diyorlar. Aslında bunların çoğu masum şeyler. Gençlik gelirlerinde çok bir sıkıntı yaratmıyorlar. Ama bu işte böyle 70-80 yaşlara gelince bu kalp zaman içerisinde büyümeye başlayınca tansiyon yüksekliğine bağlı da özellikle kalp büyüyebiliyor. O zaman tabii tansiyon önemli olmaz mı? Tabii ki tansiyon son derece önemli. Tansiyon, uzun süre tansiyon yüksekliğine maruz kalan kalp, çünkü orada da bir basınç var kalp duvarlarına ve kalp zaman içerisinde büyüyebiliyor. Büyüdüğü zaman da işte bu kapaktaki kaçaklar daha da artabiliyor. Onun için önemli, tansiyon önemli. Bu da bu prolaps dediğimiz masum olan şey, böyle işte 70-80 yaşlara gelince problem yaratabiliyor. Kapakta kaçaklar olabiliyor. Kalp gittikçe büyüyebiliyor. Ama bizim en çok korktuğumuz, bizi en çok zorlayan aslında aort darlığı dediğimiz, aort stenozu dediğimiz, aort kapaktaki daralmadır. Bu mitral kapaktaki yetmezlik bir şekilde tolere edilebiliyor belki ama aort kapaktaki darlık çok tolere edilen bir şey değil. Belli bir gradiyent üzerine çıktığı zaman hasta 80 yaşında, 90 yaşında da olsa orayı düzeltmeye çalışıyoruz. Onun için son yıllarda zaten artık böyle kapalı yöntemler gelişmeye başladı. Yani 90 yaşında hasta ciddi aort darlığı var. Bu vücut çok tolere edemiyor. Ve yaşam ömrü çok kısa oluyor. Şikayetler başladığı zaman 1-2 yıl içerisinde hastalar kaybedilebiliyor bu aort darlığı yüzünden. Onun için 80 yaşında, 90 yaşında da olsa bu kapalı tabi dediğimiz bir yöntem gelişti. Böyle kasıktan girerek oraya aynı kateter gibi, anjiyo gibi bir yöntemle oraya kapağı yerine yeni kapak takılıyor. Kapak genişletiliyor bir şekilde. Yani balonla genişletilip yerine tabi o tam giriş yerine orası bir balonla genişletme yapılıyor. Ondan sonra da oraya yeni kapak takılıyor. Yani teknoloji onu, yani dünya da bu konuda çok uğraş üzerinde. Özellikle tabi konusunda çok ciddi çaba var, çok para harcanıyor. Çünkü artık yaşlıları yani korumamız gerekiyor. Yaş süresi de çok arttı. Avrupa'da, Amerika'da da çok arttı. Özellikle Avrupa, Amerika bu konuda çok uğraşıyor. Türkiye'de de son yıllarda bu konu üzerinde çok uğraş var. Tabi yöntemi de bayağı Türkiye'de ilerledi. Böyle kapalı yöntemle aort kapağını, yani aort darlığındaki problemi gidermeye yönelik işlemler bayağı yaygın yapılıyor. Yani tabii daha çok tabii biz böyle hani açık ameliyat olamayacak, çok düşkün, ilave hastalığı çok olan hastalar için öneriyoruz. Ama normal işte 60-70 yaşında genel durumu iyi, aort darlığı gelişmiş, bunları biz açık yöntemle yapmayı o daha çok tercih ediyoruz. Kalp-kapak ameliyatlarında açık ameliyat da yapılabiliyor. Tabii, kapalı ameliyatlar. Tabii, yöntemler var. Burada önemli olan kişinin yaşı mı hocam? Yaşı ve ilave hastalıkları. Yani işte, hastalıklar işte ciddi akciğer hastalığı var, ciddi kuafı var ya da ciddi böbrek yetmezliği var. Yani ciddi diğer damarlarda darlıkları var gibi. Yani başka sebepler çok olursa o zaman eğer anesteziyi kaldıramayacak, yoğun bakımı kaldıramayacak kadar çok düşkün ise ki genelde böyle 80 ve 90 yaşının üzerinde bu hastalıklar, ilave hastalıklar çok yaygın olduğu için bu tür hastalara bu tabi yöntemi deneniyor, yapılıyor. Yani artık son zamanlarda çoğu hastalıklar bu şekilde artık yavaş yavaş böyle non-invaziv dediğimiz, yani invaziv dediğimiz ama böyle çok büyük ameliyat değil de böyle ameliyat, açık kalp ameliyatı olmadan greftlerle, mesela aort cerrahisinde de böyle, yani özellikle aort damarı genişlemelerinde, aort seksiyonlarında da aynı bir şekilde aynı kasıktan girerek bu endovasküler yöntem dediğimiz yöntemlerle aort tamirleri yapılıyor. Artık yani yavaş yavaş iş buraya doğru kaydı. Açık yöntemler buralarda çok yapılmıyor.
mitral kapak hastalıklarında da aynı kapalı yöntemle ya da robotik yöntemlerle özellikle meme altından girerek yapılma sıklığı bayağı yaygınlaştı. Avrupa'da robotik da Türkiye'de de. Robotik olsa da olmasa da robotik çok şart değil. Yani sadece meme altından açarak yani robotik de yapılabiliyor. Özellikle tamirleri sık yapılabiliyor. Yani yaygınlaştı bu tür yöntemler. Yapılabiliyor. Açık da yapılabiliyor. Hastanın durumuna göre, şey durumuna göre değişiyor. Yani kapak hastalıkları bunlar diyebilirim kısaca.